Arkadaşlar şimdi bir konuda sorular var. Mesela benim arkadaşım Tuna Bey kırmızı oldu. Şimdi aynı klanda olduğumuz için bana mavi görünüyor ama kendisi kırmızı. Yani kırmızı ne demek? Yoldan gelen geçen Tuna'yı keser demek. Şurada yukarıda görüyorsunuz. Bende Lawful açık ve bende normal yani artı 1910 PK puanım var. Yani PvP'de kazanmışım demek. Şimdi ismi kırmızı olanlar da burada eksi oluyor. Eksi nasıl oluyor? Şimdi siz hostile olup veya carnal olup normal maden kazan birini keserseniz yanlışlıkla eksiye düşüyorsunuz. Eksiye düştüğünüz zaman da herkes sizi kesmeye hakkı oluyor. Tabii bu ekside kalmak istemiyor kimse. Yani kırmızıda kalmak istemiyor. Bu kırmızıyı nasıl artı hale getirebiliriz? Yani bol bol yaratık kesmesi gerekiyor veya şöyle gelin bir tane kırmızı var burada. Kırmızıyı kestiğiniz zaman şu kırmızıyı keserse Tuna mesela gel Tuna kes bunu. Kes 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 kırmızı var burada bak. Ben yaratıkları kesiyorum. Sen kırmızıyı kes. Kes kırmızıyı. Evet, kırmızıyı kesiyor. Kesti. Ne oldu? 5 puan arttı. Yani atıyorum eksi 600'dü. Eksi 595'e düştü. Ya bu iyi bir şey değil. Kırmızıya düşmeyin. Kırmızıya düşerseniz durduk yerden gelir birileri keser sizi. Aa, bak burada yine bir kırmızı görüyorum. Hop pat. Bu arada ben critical vurdum. Kes Tuna. Kes kes biri daha var orada. Bak biri daha var. Azıcık bir canı var bak. Kırmızı değil mi? Tamam. Yani yanlışlıkla dost olanları keserseniz eksiye düşersiniz ve kötü bir şey oluyor eksiye düşmek. Görevleri yapmakta zorlanıyorsunuz. Evet, hemen dans. Ne yapıyoruz? Dans ediyoruz. Evet, dans. Bizim klanımızla uğraşanlar. Evet, alkış, 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 alkış. Evet. Şimdi başka bir maden göstermek istiyorum size. Burası level 42'de geldiğim bir yer. Neresi burası? Beach'em Valley 2. İkinci floor. Yani şurası. Daha önceki gösterdiğim yer burada hani madenler vardı, kavgalar oluyordu. Şimdi Beach'em Valley ikinci floor, ikinci kata. Ya buna nereden bakıyorsunuz? Mesela haritada şurada Gathering Grounds and Quarry diyor. Dark Steel Mining Site. Yani böyle bir yazı varsa Dark Steel kazılan bir yer demektir burası. Mesela burada da kazılan yer burasıymış. Bakalım neresi? Burası evet. Bakın burada bayağı bir insan kazacağım diye uğraşıyor. Hepsi beyaz tabii. Burada kırmızı yok. Kimse kimsenin elinden almaya çalışmıyor. Ben de kazıyorum şu anda. Bir şekilde birisi birine vururken girdim araya aldım. Kazmaya devam ediyorum. Bu arada kaç tane Dark Steel'imiz olmuş? 59K. Evet, 200K'yı dönüştürmüştük. Ondan sonra ben bayağı bir level atlamak için üzerimdeki karakterin üzerindeki silahları güçlendirdim. Taşlar ekledim. Bir de bizim spiritlerimiz var. Nedir spirit? Şu. Yani bu spiritlere de taşlar eklenebiliyor. Mesela şöyle bir spiritim var benim. Nagidoye bir şeyler diyor. Ne diyor? Magical Cape. Increase boss attack damage diyor. Boss'a yani raid bosslarına vuruşu güçlendiriyor diyor. Gathering time'ı 5, %5 azaltıyor. Yani normalde kazarken 8 saniyede kazıyorsanız atıyorum 7 saniyede falan kazanacak diyor. Mining time'ı da %5 azaltıyormuş. Gathering dediği çiçek toplama, mining, maden kazma. Tabii ben buna bir tane de rare item bastım. Neymiş bu? Mining boost %6 diyor. Yani %100 kazıyorsan 106 dark steel veriyor. Yani gördüğünüz gibi 40 oldum, gittim kazıyorum demek de olmuyor. Birazcık kasmak lazım. Yeni özelliklerini keşfediyoruz. Burada ne varmış? Maymuncuk var. İtem drop şansı %5 arttırıyormuş. Hani yaratık kestiğinizde veya boss kestiğinizde düşen itemi %5 arttırıyormuş bu.
Tabii iyi bir şey. %5 arttırmak demek silah düşüyor. Başka bir şey düşüyor. Şu bu koyduğum şeyler düşüyor. Buraya ne koymuşum? Evet. Drop chance boost diyor. Yani item düşme şansını %6 arttırıyormuş. Şimdi bu adamın kendisinden geliyordu. %5, %6 da buradan geliyor. Başka sağdan soldan da item düşme şansı artarsa ben boss'a girdiğim zaman böyle bosslardan mavi mavi şeyler çıkıyor. Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi orada bir yer var. Mail geliyor buradan. PvP Victory, PvP bir sürü adam öldürmüşüm. Bana mektup geliyor. Aferin güzel öldürdün diye. 5 puan kazandın diyor. Ne oldu? Bundan niye puan vermedin? Neyse vermemiş. 5 puan verdin diyor. İşte hani eksi olan arkadaşlar var ya gidip başka birisini PvP'de kazanırlarsa beşer beşer puanları artıyor ya da gidip yaratık kesecekler. Görevler yapacaklar. Kırmızı ismi ortadan kalkacak. Tekrardan hatırlatmış olalım. Ne oluyor? Bu mektupları ben 99'dan fazla mektup var. Kesmişim bayağı bir. Şunları oku ve sil dedik. Sildik mektupları da. Öldüğün zaman da mektup geliyor. Çok güzel öldüm, bravo diye bir mektup geliyor. Şaşırdım mektup gelince. Ne oldu dedim, hayırdır? Adam beni kesti, mektup mu gönderdi? Meğerse sistemden mektup geliyormuş. Şuradaki pot, evet arkadaşlar, pot çok önemli. Tekrar tekrar hatırlatalım. 300 tane kalmış. 1000 tane falan almıştım bundan. 300 tane kalmış. Bakın burada ticketlar var. Bunlar boss'a girme ticketları. Yani karıştırın, her yere bir tıklayın. Ne işe yarıyor bu? İngilizce bilmeniz çok avantajlı. Bilmeseniz de oluyor zaten. Otomatik üstüne tıklayınca bir şey oluyor. Ne diyor? Use it to recharge on speed up diyor. Speed kutuların açılışını hızlandırıyor. Onu önce de söylemiştim. Şurada karakterimizde craft'ta unseal, ha. Mesela ben buraya bir kutu bıraktım. Bu kutuyu 1 saatte açılması gerekiyor. Bu açma, kutu açma sistemi. Kutu açma sistemi. Şimdi klanımızdaki arkadaşlar da destek olmuşlar. 5 tane kişi, 5 kişi destek olunca daha hızlı açıldı. Hop. Ne çıkacak içinden? Aa, çok güzel bir şey çıktı. Ne çıktı biliyor musunuz arkadaşlar? Skill. Yani skill, yetenek öğrenme kitapçığı çıktı. Yani nereye gitti o? Yetenek öğrenme kitapçığı. Nereye gitmiş? Ha, buraya gelmiştir büyük ihtimal. Üzerinde N işareti olur. Evet koçum. Ha şu. Yok diyor ki, 2 tane kitapçığım var diyor. Tamam, bir yetenek öğrenebilirsin diyor. Kapattık, ana ekrana geldik. Neymiş yeteneğimiz? Şimdi bu kadar şeyi öğrenirken tabii ben boş durmasın diye maden kazarken böyle gidip oraları karıştırıyorum. Şimdi bu maden kazıyor. 36 tane maden kazacak. Şuradan skiller, yetenekler geldik. Bakın 2 tane kitapçığımız var. Bunu açmak için 9 tane istiyor. Onu geç. Buna başka bir kitapçık istiyor. Bunu geç. Bunu geç. Bunu geç. Hiçbirine yeteneğimiz, kitap okumamız yetmedi. Evet, hiçbir yeteneği açmaya bu kitaplar yeterli olmadı. Daha çok kitap oku diyor bana. Vay. Burada da sıralayabiliyorsunuz. Ben değiştirdim mesela. Şimdi bu normalde skillerimizin ekranda görüntüsü. Burada da sırala diyor. Ben şu dash olanı var. Yani şu Nirvana Kick. Bunu şuraya aldım. Çünkü karşımda biri oluyor. Bas veriyorum. Adama Nirvana Kick atıyorum. Adamı kıçının üstüne oturtturuyorum. Sonra da şuradan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncüyü, zaten üçüncü de falan ölüyor da, çok az canla kaçacak olursa da şuradaki benim şu mızrak atıyor uzaktan. League of Legends oynayanlar bilir. Phantom böyle mızrak atardı uzaktan. Neyse işte. Skiller bunlar. Şu takla atıyor biliyorsunuz. Şimdi maden kazıyorum, atmayayım takla. Ne anlatıyordum ben? Evet, şurada maden kazma haritasından bahsediyorduk. Haritaya tıkladık. Bakın harita buradan açılıyor. Harita buradan açılıyor. Açtım haritayı. Neredeyim ben? İkinci kattayım. Vision Valley ikinci kattayım. Üçüncü katta da varmış maden. Şuradaymış. Nereden anladık? Hop çıktı.
Dördüncü katta varmış maden. Hop, buradaymış. Şimdi dördüncü kata ben gitmiyorum. Neden? Bakıyoruz monsterlara 65 levelmiş. Yani ben dördüncü kata gidince tek yerim. O yüzden gitmiyorum dördüncü kata. Üçüncü kata gidiyor muyum? Bakayım. 37, 38. Evet, üçüncü kata gidebilirim aslında. Şu maden bitsin. 22. Işınlanabilirim üçüncü kata. Ben size klandan bahsedeceğim. Klandan ne geliyor? Bizim klanımız şu anda 6 level oldu. Ne demek o? Bakın, support dediği bu. Arkadaşımız kutu açmak istiyormuş. Kimse support olmamış. Ben oldum. Şimdi o arkadaşın kutusu daha hızlı açılacak. Gelelim klandan ne güçler geliyor? Şurada. Bakın, şunu tamamlarsak biz klan olarak level 1 artı 15 fizik atak gelecek bizim klan üyelerinin hepsine. Yani klandaki olan herkese artı 15 fizik atak gelecek. Başka ne var burada? Artı 15 fizik defans gelecek. Neyse, bunları tamamlayacağız biz. Defanslarımız artacak. İtem. Burada item değiştirilemiyor. Ama onu da çözeceğiz. Herhalde klanın bankası olursa, ben oraya itemi koyarsam klandaki arkadaşım o itemi alabilir. Mesela ben level atladığımda yeşil itemlerin hiçbirisi benim işime yaramıyor. Atılmıyor, satılmıyor, öyle duruyor. Başka neler var klanda? Supply var. Bakın, burada klan giftleri var. Raid. Klandan birileri raid'e girdiği zaman, kazandığı zaman sana da hediye düşüyor. 300 Dark Steel. 300 Dark Steel. Yok bilmem ne pil. Yin Yang pil. İşte malzeme yapma itemi. Para düşüyor. Neyse, ödüller düşüyor. Devam edelim. Ben yine menülere girdik. Menüler hiçbir zaman bitmez. Menüleri devamlı anlatmaya devam ederiz. Ben şunu anlatıyordum. Şimdi ben buraya geldim. Bir haritaya girdiniz. Şu normal görevi yaptınız. Şurada normal görevi yapıyorsunuz. Şununla konuş, bununla konuş. Bir tane kardeşimiz var. Ying midir, nedir? Onu takip et. Kapıyı aç, pencereyi aç derken bir sürü görev yaptırıyor bize. Şimdi o görevleri yaparken hızlıca level atlıyorsunuz. Fakat power skorunuz düşük olduğu için bazı şeyleri yapamıyorsunuz ya da adamı zor kesiyorsunuz. 3 kişi birden dalıyor, lat diye öldürüyor sizi. O yüzden ben tavsiye veriyorum. Şimdi bir yapacağımız iş hızlı kasmak nasıl olacak? Günlük şu normal hikayenin görevlerini yaparken hangi haritadayız? Beach Valley 2 haritasındayız. Haritada burada haritayız. Bu haritadayız. Bakın, burada sarı, yeşil, kırmızı canavarların olduğu bölgeler var. Ben hemen şurada mission, burası mission kısmı. Tekrar gösteriyorum. Mission kısmına gireceksiniz. Beach Valley 2F'de bakın, bunlar common görevler. Yani standart görevler. Siz ana görevi yaparken haritaya ilk girdiğinizde bunları kabul edeceksiniz. Neden? Ha, bu daily bak. Tamam, daily'yi de kabul edebilirsiniz. Bazıları açık oluyor, bazıları kapalıyor. Bakın, ben complete yapmışım iki tanesini. Şimdi complete demek şu standart görevleri bitirdiğin zaman bir daha alamıyorsun. Ama daily demek bunu her gün gelip bu görevi yapabiliyorsun. Şimdi neden bunu söylüyorum? Herkes unutuyor. Şu common görevleri yapmadan hikayeyle beraber ilerliyorlar. Ondan sonra leveli yüksek ama düşük kalıyor. Ama sen şu normal görevleri yaparken zaten şu normal görevleri yaparken şu haritada oraya buraya buraya koşarken şuradaki bakın şuradaki common görevleri de yapıyorsun. Savaş çıktı. Birisi bana daldı. Kim daldı bana? Gelip şu madeni alabilirsem iyi olur da. Neyse, auto'ya basıyorsun. Burada bekliyorsun. Boş alan birisi olunca giriyor. Neyse, ben hikayeyi anlatmaya devam edeyim. Siz sağa sola koşarken şu görevleri yapıyorsunuz. Atıyorum size bir adam yin diyor ki, birader gel diyor. Bizim master'ımız Defeat Skelegor CPT. Master şunu öldür dedi diyor. Hadi gidip öldürelim gelelim diyor. İşte bunun da bir görevi var. Yani sen aynı anda iki görevi birden yapmış oluyorsun. Atıyorum bir görev yaparken burada diyor ki 50 tane
Horde kes diyor. Viper Beast Horde'unu kes diyor. E o normal görevi yaparken bunu da yapıyorsun. Bir daha geri dönüp bir daha kesme yani. Ne oluyor? Buradan sana 18.000 XP, yani bana, size farklı olacak. 1000, 2000, 3000 olabilir. 18.000 XP gelecek. İtem gelecek. Para gelecek. Yani aynı anda 3-4 görev yaptığını hatırlıyorum ben. Şuradan mesela bu Viper Piece'i kes diyor. Bak, bu da Viper Piece'ten diyor, bir tane diyor düğme al diyor. Başka birisi de diyor ki Viper Piece'in klan liderini öldür diyor. Anladınız mı? Yani kasmanın, en hızlı kasmanın yolu. Of, tek yedi galiba. Nereye gitti o? Neyse. En hızlı kasmanın yolu normal şu görevleri yaparken hemen mission'a giriyorsunuz. Hangi haritadasınız? Ginkgo Valley'desiniz. Ginkgo Valley'deki common, bak bende hep commonlar bitmiş. Bak, commonlar bitmiş. Daily'ler kalmış. Daily'leri istersem gidip şu Dark Steel veren Daily'leri gidip yapabilirim tekrar. Okey? Yani bir haritaya girdiğinizde hemen commonları alın. Şunları alın. Çünkü haritada ilerlerken oradan zaten size XP gelecek, para gelecek, item gelecek, babuç gelecek. Bakın, bir sürü şey gelecek. Okey. Buradan hemen mesela şu demin şey demiştik. Üçüncü kata ışınlanalım dedik. Üçüncü katı, bak, ilk defa sizinle beraber ışınlanıyorum. Şuraya ışınlanıyorum. Hop. Ben fast scroll kullanıyorum. Bakalım üçüncü katta bizi nasıl bir sürpriz bekliyor. Kimler var? Evet. Burada da yaratıklar var. Kaç levelmiş? 37 level yaratık var. Hani maden nerede? Bu mu lan, bir tanecik maden mi var burada? Nasıl bir maden ocağıymış burası böyle? Yanlış yere ışınlanmışım ben. Şuraya gideceğim. Evet, maden ocağı orası değilmiş. Koşarak gideceğiz oraya. Yapacak bir şey yok. Bazen ışınlanmıyor. Sadece kapıya kadar ışınlıyor. Oo, burada her yer madenmiş galiba. Ata bak, merdivenden iniyor. Atlasana aşağıya. Oo, herkes kırmızı burada. Beni kesebilirler mi acaba? Kaç level bunlar? Bir tane adam kazıyor. 40 level. Bu kaç? Bu da 40. Keserim ben bunların hepsini. Burada pazar yeri varmış. Pazar yeri. Şuna tıklayalım. Daldım birine. Kaç. Kaçtı. Arkadaş, böyle pazar yerleriyle işimiz yok. Ben çok daha güzel yerler buldum. Oralarda kazıyorum. Şimdi ilk etapta tabii videolarda göstermeyeyim. Biraz kasayım ben. Sonra size de gösteririm. Size de bilgi veririz. Şunu kesi vereyim ya. Gel bakayım sen buraya, gel. Aha, kayboldu. Vay anasını sayın. Ha, buradaymış. Hop. Yanlış adamı kestik. Yaratığı kestik. Arkadaş, hiç kimse 40'tan öteye gitmiyor mu ya? Bir ben miyim 40'tan öteye giden? Çekil. Çekil, yukarı çıkacağım ben, ha. Şöyle sen bir müsaade et. Tamam. Bak ya. Neyse. Ha, yeni bir şey öğreteyim size. Mesela böyle sıkıştınız. Böyle çok sıkıştınız. Kaçmak istiyorsunuz. Onu da göstereyim size. Onu da bedavaya fark ettim. Mesela demin size scrolllardan bahsediyordum ya. Şu scrolllar olmadan sağa sola uçamıyoruz diyorduk. Satılıyor parayla diye. Nerede o scrolllar? Şurada. Şu scrolllar travel yapmaya yarıyor. Ama oyunda bir şey var. Nedir oyunda olan bir şey? Oyunda şöyle bir durum yapmışlar. Bazen böyle haritanın bir kenarında, köşesinde sıkışıp kalırsanız kurtulmak için bir düğme yapmışlar. O düğmeye basıyorsun, seni memleketine gönderiyor demiştim. Evet, bakalım.
Bak şurada Anstak var. Hop basıyorum, memlekete gönderiyor beni. Nerede olursan ol. Neresi memleketimiz? Castle. Evet, burada memlekete geldik. Memlekete gelir gelmez hemen ilk yapacağınız iş şu olsun. Potion Merchant. Pot almaya gidin. Bakın potlarımız azalmış yine. Bu oyunda olmazsa olmaz. Pot almadan raid'e giderseniz rezil olursunuz. Ben bir kere yaptım. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000 tane mana aldım. Aldım, nereye gitti? Burada görünmüyor. Bakayım. Şuradan ayarlıyoruz onu. 2000 tane olmuş. İyi. 2000 tane manamız var. Artık bitmez manam. Şurada da herkesin kendine ait bir tane kasası var. Ne demek o? Yani çantanda dolaştırma diyor. Getir diyor. Buraya bırak diyor. Bakın buraya bir sürü item bıraktım ben. Oradan buradan düşen itemler. Ben bunları klanın kasası açılırsa oraya bırakacağım. Düşük level arkadaşlar alsın giysin yani ben ne yapayım bunları? Alsınlar giysinler düşük level arkadaşlar. İşinize yaramayan şeyleri getirip buraya bırakabiliyorsunuz. Mesela burada işime yaramayan bir şey var mı? Buraya bırakalım. Nasıl bırakılıyor? Üzerine tıklıyorum böyle. Kaç tane bırakacaksın diyor. İki tane bıraktım. Ah burada duruyor. Sonra üstüne tıklıyorsun. Kaç tane alacaksın diyor. İki tane buraya geri geliyor. Çantan. Çünkü çantanın bir kapasitesi var. Bakın. 250. 183 tane koyabilmişim. Koymuşum ben. 249 olunca loot düşmemeye başlar. Ondan sonra item falan düşer. Alamazsınız. Tekrar şöyle hatırlatayım ben size arkadaşlar. Oyuna başladınız. Hızlı kasma ile ilgili. Oyuna başladınız. Şurada zaten 6 levellerde falan başlıyorsunuz. Bu oyuna başladığınızda harita ilerliyor. Yani nasıl ilerliyor? Şurada görev var. Beni takip et. Şuraya gidelim. Buraya gidelim. O görevi yaparken yeni bir haritaya girdiğinizde hemen mission'ı açıyorsunuz. Mesela ben şu anda hangi haritadayım? Jinko Valley'deyim. Bakın. Jinko Valley'e girdim. Kocaman yazdı. Jinko Valley'desin diyor. Ne yapıyorsun burada? Görev yapıyorsun. Git diyor. Ot topla diyor. Bir görev veriyor bana. Al göstereyim size. Nerede o görev? Enerji topla diyor bak. Enerji topla diyor. Şunu öldür diyor. Şu monsterlardan öldür diyor. Bunlar günlük görevler. Ayıyı öldür diyor. Defeat ayı. Ayıyı öldür diyor. 400 şey verecekmiş. 40 tane ayı öldüreceğiz. Gideceğiz oraya. Şimdi bir sürü insan ayı öldürüyordur. Adam 40 level olmuş gelip ayı öldürüyor. Şimdi Defeat Black. Bak bunlar da common'lar. İşte sizin yapacağınız olay şu. İlerlerken haritaya geldiniz. Hop hemen geliyorum buraya. Ginkgo Valley'deki bütün common görevleri alıyorsun. Zaten sana git şunu kes, bunu kes, bunu kes derken bunlar da oluyor ve hızlı bir şekilde level atlıyorsun. Şimdi neden hızlı bir şekilde level atlıyorsun? Normalde Jinko Valley 6 ile ne diyor burada haritada? 6 ile 13 arası. Sen 15 olmuş oluyorsun. Yani şatoya geldiğinde 15 olmuş oluyorsun. Şuradaki şatoda görevler var. Onları da alıyorsun. Sen 20 olmuş oluyorsun. Buradan çıktığında 20, 22 olan var. 23 olan var. Ben 27 ile çıktım burada mesela. Bütün görevleri yaptım. 27. Buraya gittiğimde, Bishan Town'a gittiğimde zaten 27 olmuş oluyorum. Daha hızlı görev atlamış oluyorum. 30. Yani normalde sen bir haftada kasacağın şeyi 3-4 günde bırakıyorsun adamı. Adamı bırakıyorsun zaten bu görevleri aldığında. Nerede o görevler? Şurada görevi aldın. Ayıyı kes. Şunu yap. Bunu yap. Tamam, bunları alalım. Dur, niye almıyor? Except 10 tane görevden fazla alamazsın diyor. Ben de burada 10 tane görev var. Onları iptal edelim. Neymiş o görevler? Şunları almıştık. İptal, 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 iptal. İptal ettim. Hemen hızlı bak, hızlı kasma ile ilgili. Hemen anlatıyorum. Şunları da iptal et. Hepsini iptal ettim sizin için. Ginkgo Valley'e geldim. Aldım, 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 aldım. Aldım. Bunlar daily görevler.
Bu da ikinci taktiğimiz. Birinci taktiğimiz bir yere geldiğin zaman common görevleri al. Bunlar bitince daily görevler geliyor. Bakın çok önemli bir şey anlatacağım şimdi size. Kaç tane görev aldım? Ben 9 tane görev almışım. Bak 9 tane görev almışım. Burada autoplay diye bir şey var. Bu ne demek biliyor musunuz? Autoplay'e basıyorsunuz. 43 metrede bu görev varmış. 150 metrede bu görev, 30 metrede bu görev. Atıyorum 500 metre ileride de bu görev. Ayı bak 500 metre ilerideymiş. Şimdi yol üstünde şunları kesmek varken direkt ayıya gidip kesmeyeceksin. Ne yapacaksın? Burada hepsini seçtim ben bu görevlerin. Seçtik. Güzel. Start'a basıyorum. Adamımız sırayla bakın görevlere bakın. Sırayla bu görevleri yapacak. 3 defa yapacak hatta maşallah. 3 defa yapacak. Bu görevleri yapacak. Şu itemleri alacak. Şu XP'leri kazanacak. Ondan sonra görev bitti diye duracak. Bu hesap yapıyorum ben şimdi. Yaklaşık bir yarım saat 45 dakika sürsün. Tabii benim adama daha çabuk biter. Sizin adamlar. Ben şimdi tek vuruşta öldürüyorum bunları. Bunlar kim ya? İki tane Çinli gelmiş. Benim nimetten yaralanıyor. Neyse. Bak hemen bitirdim. Bunu bitiriyor. Diğer göreve geçiyor. Diğer göreve geçiyor. Diğer göreve geçiyor. Sen bir git şöyle bir bırak bunu bilgisayarda. Yarım saat, bir saat, iki saat sonra gel bir bak bitmiş. Ondan sonra şuradan haritaya gel. Castle. Yani Biçin Castle. Hemen mission'a geliyorsun. Biçin Castle'a. Bunları alıyorsun. Autoplay'e basıyorsun. Git işine bak. Gece yatmadan önce 10 tane sağlam görevi al. Autoplay'e bas. Adam kendisi gitsin görevi yapsın. Orada seni beklesin. Tamam mı arkadaşlar? Hızlı kasmanın taktiği budur. Tabii level ilerledikten sonra bunlar benim özelliklerim. Level ilerledikten sonra o kadar hızlı kasılmıyor. Yani 42 oldum ben. 42'den 43'e gelmek bir gün sürecek galiba. Tabii ben arada adam kesiyorum. Bir şeyler yapıyorum. Geziyorum, tozuyorum. Bak birinci görevi bitirdi galiba. Ha, bak birinci görevi bitirdi. İkinciye gidiyor yolu. Şuradan ödülü al diyor. Claim rewards. Sen sadece ödül al. Adam yapsın. Hemen aldı görevi. Şu görevi alacak o bitince bir tur. 3 tur bitirecek bunu. Tabii onda da sınırlama var. Bak ben 22 tane daily görev yapmışım. 8 tane daha yapabilirim. Daha fazla yapamam. Ya 24 saat oyun başında dur demiyor yani. Git biraz dolaş diyor. O adam biz yaparız diyor. Onu da anlamadım niye öyle bir şey yapıyor. Benim bilgisayarı mı kullanıyor acaba? Neyse. Öğreniriz. Şimdi İki drakomuz var bizim. Kastık. Kaç tane 62K madenimiz var. Şu anda ben başka fantezi dünyasında takıldığım için maden kasmıyorum. Adamı güçlendirmeye çalışıyorum. Bu adamı güçlendireceğim. Sonra yanına bir adam daha alacağım. O adam da bununla beraber güçlenecek. İkisi beraber nöbetleşe maden kazacaklar. Çünkü bir kişi olmuyor. Geliyorlar, vuruyorlar, elinden alıyorlar. Gerçi ileriki levellerde almıyorlar. Onu fark ettik. 40 levelde çok alıyorlar. Tamam bu bakın yapın yani seçin görevi. Auto mission görevini. Yapsın bu ya. Görüşürüz arkadaşlar. Aha. Bitti. Hop. 3-5 görev bir anda bitecek. Tamam. İyi kasmalar gelirseniz EU 44 serverındayız. Klanımız dün 2-3 tane boss kesti. Birkaç yere girdik. Onları da yeni öğrendik. Güzel şeyler. Zevkli. Kolay gelsin.